Merhaba Aylin Hanım. Ender. Yanımda koruyucun da yok. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Ender bırak beni, ne yapıyorsun sen? Artık bitti. Bitti Aylin. Bitti. Bırak. Ender. Ender. Bırak. Bırak beni. Hayır. İmdat. Bırak! Ben mutlu değilim Ali. Sen de mutlu olmayacaksın. Bırak! Dur! Gel buraya! Gel buraya! Buraya gel dedim sana. Mutlu olmayacaksın. Mutlu olamayacaksın. Buraya gel Ali. Buraya gel dedim. Gel buraya. Ölüyorsun öyle mi? Ender. Öl Aylin. Ender. Öl. Ender. Senin birinin bana yaptıklarını ben de sana yapacağım. Aşkım, bir tanem, iyi görünmüyorsun. Nefes alamıyor musun yoksa? He? Çok mu korktun? Ne oldu? He? Cevap ver. İmdat, yardım et. Bir daha adamı göremeyeceksin. Yardım et. Hayatla vedalaşma zamanı geldi sevgilim. Sen astım hastasın. Bir astım krizinde ölüverdin işte. Sen hala kullanmadın mı? Hayvan herif! Aylin, Aylin iyi misin? Sinan, Sinan yardım et! Canım, ömrüm. İyisin değil mi? Nefes alamıyor musun? Geçer şimdi. Gel buraya. Senin anlayacağın dilden konuşalım şimdi. Ona zarar verdin. Gücün kadınlara mı yetiyor? He? Hadi. Hadi ben de öldür. Yeter bırak. Yeter. Aman Allah'ım. Sinan yapma. Sinan yeter. Sinan bırak. Bırak. Dur yeter, artık onu öldüreceksin. Seni neredeyse öldürecekti. Cezasını vermeden mi bırakayım? Yardım işte. Yetmedi mi? Baksana haline. Bırak. Yetmedi. Hayır. Lütfen yapma. Yalvarırım yapma.
Ne istersen yaparım. Bir daha... Bir daha seni Aylin'in etrafında görmeyeceğim. Yemin ederim. Yemin ederim bir daha görmeyeceksiniz beni. Yok olacağım. Lütfen yapma. Yalvarırım yapma. Lütfen. Lütfen. Defol! Defol dedim! Gel. Gel buraya. Gel. Onu öldüreceğimi mi sandın? Tanıyamadım. Bir an bir canavara dönüştüğünü düşündüm. Senin için ölürüm Aylin. Ama bil ki gözümü kırpmadan öldürürüm de. Demek öyle ha. Demek açlı bana kafa tutuyor. Ama nereden alıyor bu gücü? Tabii ki Süleyman'dan. Ah Süleyman, ah. Bazı şeyleri anladığında o kadar geç olacak ki. Oğlum dediğin adam senin canını alacak. Alo. Benim. Not alır mısın? Sana bir isim vereceğim. Çok detaylı bilgi lazım bana. Soyunu, sopunu, gelmişini, geçmişini, yediğini, içtiğini, hatta üzerindeki donun markasına kadar hepsini öğreneceksin. Anladın mı? Yaz. Adı Aylin Özgen. Ne zaman bitecek bu hapis hayatı? Ne zaman?
Ezel? Nereden çıktın böyle? Nasıl buldun beni canım? İçeri almayacak mısın? Gel, gel içeri. Çok iyi görünüyorsun. Yaraların da düzelmiş. Çok güzelsin. Sizin sayenizde. Sen ve Esmer olmasaydınız ölmüş olacaktım. Bundan sonra da senin kılına kimse dokunamayacak Ezo. Buna ne Esmer ne de ben izin vermeyiz. İyi ki varsınız. Ali. Ben... Gel. Sen nasıl buldun bakayım beni? Esmer'le mi görüştünüz? Tabii ya, Esmer söyledi. İyi ki geldiniz o. Ben gerçekten çok yalnızım. Yardıma ihtiyacım var. Esmer'e de ulaşamadım. Ne oldu? Roza Hanım tehlikede. Nira'nın elinde. Ben kaçtım. Zor oldu ama başardım. Korkuyorum. Çok acımasız bir kadın. Ali, onu kurtarmalıyız. Yiyecek bir şeyler almamı ister misin? Aç mısın? Sinan. Ender'i gerçekten öldürecek miydin? Senin kılına zarar veren kim olursa gözümü kırpmadan öldürürüm. Sinan, bahsettiğimiz bir insan, bir canlı. Bu kadar rahat nasıl öldürürüm diyebiliyorsun? Aylin, az daha o seni öldürüyordu. Sen geldin Sinan. Sen geldin, beni kurtardın. Gelmeseydin ne olacaktı bilmiyorum ama. Ben seni hiç böyle görmemiştim daha önce. Korktum. Ürktüm. Kafam karıştı. Bir de Süleyman Çesen'in sözlerini hatırlayınca... Ne dedi Çesen? Bizim gibi yaşayan, bizim dünyamızdaki adamların başına böyle şeyler gelir. Alışmalısın dedi. Sizin gibi yaşayanlar kim Sinan? Sizin dünyanız ne?
Açın kapıyı! Açın diyorum! Beni burada tutamazsınız! Açın! Niran! Niran, seni mahvedeceğim! Buradan kurtulunca elimden geleni ardıma koymayacağım! Aç! Aç şu kapıyı! Rosa, korkutuyorsun beni. Demek beni mahvedeceksin. Senden iğreniyorum Niran. Rosa, sevgili arkadaşım, niye kendini yoruyorsun? Sen benim misafirimsin. Kızın sandığın o şıllık bakalım annesini gelip kurtaracak mı? Ha? Rosa? Ne dersin? Gelir mi? Yoksa arkasına bakmadan ortalardan yok mu olur? O benim kızım. Kabul etmesen de kızım. İyi işte, anlayacağız. Gerçek kızınsa gelecektir. Ona ne yapacaksın? Öldürecek misin? Öldürecek misin ha? Sen ne kadar acımasız bir kadınsın Niran. Kızımı senelerdir aradığımı biliyorsun. Hani dostluğumuz? Bana desteğin. Rosa, bulacaksın kızını. Üzülme demelerin. Sana ne oldu Niran? Bak haline. Bak halimize. Ya sen? Sen Rosa. Sen değişmedin mi? Bana inanırdın. Güvenirdin eskiden. Günün birinde sahtekar bir kız çıkıp geliyor senin kızınım diye. Ve sen bunu sorgusuz sualsiz kabul ediyorsun. Bir anda dostluğumuzu siliyorsun. Ha? Yanlış mı? Şu haline bak Rosa. Gözünden akan bunca yaş, kim olduğu bile belli olmayan biri için. Niran, biz birbirimize dayanmıştık. Bizler yaralı, kaybetmiş insanlarız. Sen benim tek umudumu, bunca yıl beni hayata bağlayan tek hayalimi, tek gerçeğimi elimden alıyorsun. Sonra da dostluktan bahsediyorsun ha. Sen de anne oldun Niran. Neden beni anlamıyorsun? Malamayı kes Rosa. Kes! Kimseyi böyle sevemem sanırdım.
Ezo'ndan başka aşkın olmadığına inanırdım. Yanılmışım. Ben seni kendi canımdan bile çok sevdim Aylin. Ali. Ne işin var burada? Buraya gelmen çok tehlikeli Ali. Bunu bilmiyor musun ha? Ya önemli bir konu var. Ailenin nesi var? Burada mı kalıyor artık? Gel içeri. Mutfağa geçelim. Gel. Anlat hadi Ali. Önemli konu ne? Ezel geldi bugün. Senden almış adresi öyle mi? Evet. Ben vermiştim. Ali bak aslında Ezel... Yani o... Ya sağ ol. İyi etmişsin. Çok sevindim görünce. Hem de çok. O kadar yalnızım ki Esmer. Hapis gibiyim. Bazen ölseydim. Yani gerçekten ölseydim daha iyi olurdu diyorum. Sakın Ali. Sakın bir daha böyle konuşma. Yalnız değilsin. Ben varım. Sen de Ezel'de iyi ki varsınız. Ama geçmişim artık bana ait değil. Geleceğimse meçhul. Bugün Ezel gelince kendimi daha iyi hissettim. Senin sayende. Neyse ya, bırakalım şimdi beni. Ezel'in yardıma ihtiyacı var. Nerede o? Nira'nın elinden zor kaçmış. Ama annesi Nira'nın elindeymiş şu anda. Annemi kurtarmalıyız diyor. Niran buna nasıl cesaret edebilir? Rosa Hanım. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Ne konuşuyorsunuz gizli gizli? Merhaba. Nasılsın Ali? Bir ölü nasıl olmalıysa öyle işte. Yapma Allah aşkına. Sen neden burada bu saatte uyuyorsun? Polis olmayı özledin galiba. Ne bu sorgu gibi? Hadi çıkalım artık. Geç bile kaldık. Hey! Nereye gidiyorsunuz siz? Aylin kapıyı arkamızdan kilitle. Birazdan Murat gelir. Onun dışında kapıyı başka kimseye açma. Ve sakın bir yere ayrılma. Tamam mı? Görüşürüz Aylin. Ya Sinan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Benim sesim mi çıkmıyor yoksa görünmez miyim? Neden sorduklarıma cevap vermiyorsunuz? Dursanıza! Bir dakika. Hey, nereye gidiyorsunuz? Hey, size diyorum. Sinan, Ali. Bir daha hata affetmem. Okurum canınızı. Gözünüzü dört açın. Kimseyi yanaştırmayın eve. Bastı mı kafanız lan? Gözümüzü dört değil, sekiz açacağız abla. Siz merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin abla. Thank you.
Evet. Tamam, bu sokak. Yavaşla biraz. Dur bakayım hangi evdi. Hatırlayabilecek misin Ezo? Gece gelmiştik, karanlıktı. Aa evet. İşte bu ev. Evet, bu ev. Fazla yakınlaşmayalım Esmer. Emin misin bu ev olduğuna? Evet, eminim. Hadi. Hazır mısın? Ezo, sen burada kal. Tamam. Dikkat et, kapıları kilitle. Tamam. Hani benim efendim, efendim ser mi bülendim? Hani benim efendim, efendim ser mi bülendim? Ray 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 ray. Fazla kolay olmadı mı? Hoşuma gitmedi. Çok kolaydı. Ben Rose Hanım'ı bulmaya gidiyorum. Sen şunları bağla. Sonra da giderim ben. Kimseye görünme. İşim bitince sana geleceğim. Ben hep yanındayım kardeşim. Yalnız değilsin. Hadi.
Roza Hanım orada mısınız? Haçlı! Haçlı evet buradayım. Kapıdan uzaklaşın. Tamam. Şükürler olsun. Seni gördüğüme çok sevindim çok. İyisiniz değil mi? Yok bir şey. İyi misiniz? Yavrum! Kızım! Geleceğini biliyordum canım. Oh, canım. Her an birileri gelebilir. Acele edin. Tamam. Hadi. 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 O nerede? Süleyman'a götür beni Haçlı. Gidip ona her şeyi anlatmak istiyorum. Ezel'i şu anda görmemeli Roza. Ben sizi ararım. Beni merak etmeyin. Tamam canım. Bakalım Süleyman, Nira'nın yaptıklarını duyunca neler olacak? Artık kork benden Nira. Sizi de buradan çıkaramıyoruz ki efendim. Kendi mekanımda ağırlamak, size hizmet etmek için can atıyorum. Mutlu oluruz Nihran Hanım. Gel. Bir emriniz var mı efendim? Kahve alırız. Değil mi Nihran Hanım? Siz ne buyurursanız kabulümdür. Kahve getir. Emredersiniz efendim. Bende böyle topu kuranlar yok ama benim de servisim, kahvem fena değildir yani. Söz söz, geleceğim sana. Size öyle iyi davranacağım ki karargahı benim eve kuracaksınız paşam. Yardıma ihtiyacım var. Kendimi size, sizin gücünüze emanet etmek istiyorum, izin verirseniz. Sana hayır demek mümkün. Gel. Nedir konu? Çesen ve Selvi Hanlı. Fazla. Çok fazla güçlendiler. Bir de çocuklarını evlendirme arifesindeler. Eğer bu evlilik gerçekleşirse alemdeki tüm dengeler değişecek. Süleyman senin dostun değil miydi? Bir zamanlar. Bilirsiniz, ben hep önüme bakarım. Dostluğumu yere atanların da üstüne basar geçerim. Seni sen yapan işte bu Nihran. Sen de sevdiğim şey bu. Cesaret. Korkusuz, güçlü bir kadınsın. Sayenizde paşam. Ve o gücü elinde tutmayı biliyorsun. Senin her zaman yanındayım. Merak etme. Kudretiniz başımı döndürüyor paşam. Yeter be yeter! Boğuluyorum. Of, dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık. Allah'ım, ne olur bana yardım et. Çıldıracağım. Çıldıracağım.
Bu yalnızlık, bu sessizlik beni öldürecek. Merhaba. Hoş geldin. Geç. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Aç değilim. Canım bir şey istemiyor. İçki mi içiyorsun sen? Ne bu halin? Sarhoş olup unutmak istiyorum her şeyi. Çok acı çekiyorum Esmer. Ben yanındayım. Her şeyin birlikte üstesinden geleceğiz. Biliyorum. Çok zor ama... bu duruma alışmak zorundasın. Her şeyimi kaybettim. Tutunacak tek bir dalım kalmadı. Ne ailem, ne işim, geçmişim yok. Geleceğim belirsiz. Böyle yaşanır mı? Bu yaşamak mı söylesene? Keşke görev icabı değil de gerçekten ölseydim. Böyle konuşma. Bak kavga çıkarırım gene ha. Her şeyim kırık dökük hayatımda. Düşünüyorum da o kadar az mutlu olmuşum ki. Nazlı'yı özlüyorum. Babamı. Annemin yanına bile gidemiyorum. Bana ihtiyacı var. Ama ben köşeye sıkıştırılmış bekliyorum. Hadi, yeter. Birbirimizi bulduk. Biz bir mucize yaşadık Ali. Kendine gel artık. Hayat bize en büyük armağanı verdi. Bana gidiyoruz. Aylin'le Murat yemek hazırlamışlar. Hep beraber olalım bu gece. Sonra da Fatoşanlı'ya gideriz. Kalk. Yalnız kalmak istiyorum. Sen git. Kalk dedim sana. Kalk. Yalnız kalınca ne hale geldiğini gördük. Üstünü giy. Çabuk. Giy şunu hadi. Daha fazla yorma beni. Sabrım taşıyor ama. Taşınca fena olur ha, bilirsin. Hı? Yürü. Hı. Anneciğim bak ben geldim. Biz de buradayız Fatoş anne. Biz de senin çocukların sayılırız. Seni hiç yalnız bırakmayacağız. Hep yanında olacağız. İyileşeceksin. Her şey eskisinden de güzel olacak. Bak sana doktor sözü veriyorum. Hadi Fatoş anne. Zorla kendini. Bizi gördüğüne sevindiysen... parmağını oynat. Gayret etmelisin anne. Benim için.
Hadi zorla kendini. Hadi anneciğim. Hadi zorla kendini. Hepsi benim suçum. Ama sana bu kötü günleri unutturacağım. İyileş. Seninle uzun bir tatile çıkacağız. Ağlama. Ne olur ağlama. Ne olur. Kızım. Merhaba, rahatsız etmiyorum ya. Oo, ne güzel sürpriz bu böyle. Ben de yalnızlıktan çıldırmak üzereydim. Aa, sarhoşsun sen. Ne bu halin? İyi ki gelmişim. Evet, iyi ki geldin. Dur. Şişt, yavaş. Ne yapıyorsun sen Timur? Seni öpmek istiyorum. Ne var bunda? Ne var bunda? Çok hoşsun, çekicisin. Parfümüne bayıldım. Gel buraya, gel. Timur, biz sadece arkadaşız. Ne güzel kokuyor. Ah, buldum, buldum. Sen aşk kokuyorsun. Gel, otur. Aşk kokuyorsun. Senin şu an kahveye ihtiyacın var Timur. Yasemin, saçma sapan davrandım, galiba affedersin. Önemli değil Timur. Sarhoşsun, affettim. Olmasaydın tokadı yemiştin zaten. Keşke Nedret de senin gibi olsa. Senin gibi anlayışlı, fedakar. Annem nerede kaldı anneanne? Ablam da gelmedi. Gelirler şimdi yavrum. Acıktın mı? Yemeğini getiriveren mi? Of hayır. Annemle ablamı bekleyeceğim. Hem getiriveren mi değil, getireyim mi diyeceksin. Ne yapalım güzel olma, öyle alışmış. Öf, düzelt o zaman anneanne ya. Anne. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Kusura bakma geciktim. Çocuklar nerede? Yiğit içeride. Hayal daha gelmedi. Ne demek gelmedi? Saat kaç? Anne, nerede kaldın? Geldim oğlum, geldim. Çok bekledin mi? Ablan nerede? Bir şey söyledi mi sana? Bilmiyorum. Cep telefonu da aldın. Nasıl arayacağız şimdi? Neredesin sen bu saate kadar? Ayakkabılarını çıkar.
Nilaylara gittim. Ne olmuş? Geldik işte. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Ha? Bir telefon da mı açamıyorsun arkadaşından? Almasaydın telefonumu. Bütün numaralar orada kayıtlı. Anneannemin numarasını ezbere bilmiyorum. Babaannemi mi arasaydım? Hayal. Hayal, saçmalıyorsun. Nedret yavrum, sinirlenme. Dur anne. Şu halimize bak ya. Bize sunduğun hayata. Buraya gelmek istemiyorum, tamam mı? Arkadaşlarım bile uzaklaşıyor benden. Buradan da senden de nefret ediyorum. Nedret, ne yaptın? Timur, birkaç yudum daha al. İyi gelecek. Şimdi nasılsın? Miden bulanıyor mu? Sağ ol Yasemin. Çok daha iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kızım, ne işin var burada bu saatte? Ne oldu? Babacığım, kızma ne olur. Dayanamadım, kaçtım. Ağlama kızım, ağlama. Ağlama, hoş geldin. Çok özledim seni ben. Çok özledim kızım. Babacığım, sen hasta mısın? Yok. Hoş geldin hayalcim. Korkma canım. Baban sizleri çok özlemiş. Biraz içkiyi kaçırmış galiba. Ama şimdi iyi. Ben bir ilaç verdim. Merak etme, tamam mı? Ya, evet, sağ olsun Yasemin. Sağ ol Yasemin abla. Hayal, gel kızım, gel kızım. Gel, gel. Gel yanıma otur. Ne güzel bir tablo. Baba kız. Annenin haberi yok mu kim geldiğinde? Hayır yok. Kaçtım. Gizlice pencereden kaçtım. Orada kalmak istemiyorum baba. Canım, üzülme artık. Hepsi geçer. Ama annene haber vermeliyiz hayalcim. Seni merak eder. Baba, şimdi aramasam. Canım, annen anlayışla karşılayacaktır. Hiç sanmam Yasemin abla. Annem sizin gibi değil. Anlayışlı değil. Merhaba. Esmer, seni çok özledim. Seninle konuşacaklarım var. Tabii. Seni dinliyorum. Ali'ye gerçek kimliğini söylemeyeceksin. Seni ezel olarak bilmeye devam edecek. Neden? Niye böyle bir şey yapmamı istiyorsun? Ali çok acı çekiyor. Onu şu anda mutlu eden tek şey Ezel'in varlığı. Ve Ali senin Ezel olmadığını öğrenirse tutunacağı hiçbir şey kalmayacak. Tüm bunlar sahte Ezel olduğum için başıma geldi. Bir gün her şey ortaya çıkıyor Esmer. Bunu yaşadık ve gördük, öyle değil mi? Ezo'dan hiç iz yok.
Nerede olduğu bile belli değil. Ben senin üstünüm. Söylediğim gibi davranacaksın. Ezel rolünü oynamaya devam edeceksin. Emredersiniz. Sana teşekkür edemedim o günden beri. Çok utanıyorum kendimden. O kadar iyisin ki sana hak etmediğin şeyler yaptım. Ama sen yine de benim hayatımı kurtardın. Senin elinde olan bir şey değildi. Buna zorlandın. Sen de benim gibi emirlere itaat etmek zorundasın. Ben her şeyi unuttum. Biraz dolaşalım mı? Hem konuşur dertleşiriz biraz. Belki bir yerlerde oturur bir şeyler yeriz. Ne dersin? İşlerim var. Gitmem gerekiyor. Tamam. Belki sonra bir program yaparız ha? Senin işinin olmadığı bir gün. Dediklerimi unutma. Benden daha çok Ali ile ilgilenmelisin. Ne bu halin? Görevine böyle mi odaklanıyorsun? Nasıl olmamı bekliyordun? Dayanamıyorum. Boğuluyorum bu dört duvar arasında. Bana bak. Kendine gel. Toparla kendini. Duydun mu beni? Zayıflığınız, bu duygusal çöküşleriniz bize zarar veriyor. Öldür beni o zaman. Zaten bittim. Her şeyimi kaybettim. Güçlü olacaksın. Olmak zorundasın. Başka çaren yok. Sana bir hayat sunuldu. Ve artık yeni hayatının kurallarına göre yaşayacaksın. Al. Bu yeni kimliğin. Artık Mehmet Akat'sın. Geçmişine ait, Ali Aksu'ya ait her şeyi beyninden sil. Kimliğine büründüğün şahsın geçmişi sana detaylı olarak anlatılacaktır. Görevin kısa bir süre sonra başlıyor eleman. Dikkatini topla ve hazırlanmaya başla. Bir ölünün kimliğiyle yaşayan başka bir ölü olacağım. Hayır, bir illegal olacaksın. Hadi Ali, hadi topla kendini, hadi. Yeni görevine hazırlanacaksın. Kendine gel biraz. Hadi. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Aa, merhaba. Hoş geldin. Bu ne sürpriz? Rahatsız etmedim umarım. Rica ederim. Otursana. Kontrollerin bitmişti zaten. Nasılsın? Çok iyi görünüyorsun. Fena değilim. Neyin var? Bir şey mi oldu? Ben... kendimi hiç iyi hissetmiyorum Aylin. Sakin ol.
Tamam. Tamam. Tamam canım. Kaçırıldığım zaman. Hadi anlat Kader. Bana güvenebilirsin. O hayvan... O bana tecavüz etmişti. Ama seni muayene ederken söylemedin bunu. Kimseye anlatamadım, söyleyemedim. Nişanlanacağım ve erkek arkadaşımın bundan haberi yok. Tamam canım, tamam. Bu senin suçun değil. Bu senin suçun değil. İyi misin? Bilmiyorum. Gel benimle. Gel. Gel canım. Gel canım. Niye geldik buraya? Şuraya uzanır mısın? Karnını aç lütfen. Ne oluyor Aylin? Aylin. Aylin ne oldu yoksa? Kader. Kadercim sen hamilesin. Yardım et bana. İstemiyorum. İstemiyorum. O tecavüz bebeğini istemiyorum. 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 Tamam. İstemiyorum. Tamam. İstemiyorum. İstemiyorum. Nerede kaldı bu? Yoksa vaz mı geçti? Hele şükür. Bir ara gelmeyeceksin sandım. Oğlum. Bir şey mi geldi başına? Beklettim biraz, kusura bakmayın. Trafiğe takıldım. Ne oldu senin yüzüne? Küçük bir kaza geçirdim. Biraz büyük bir kazaya benziyor ama neyse. Anladığım kadarıyla ortak çıkarlarımız var. Bu hoşuma gitti. Evet efendim. En az sizin kadar Sinan Özcan'ın ortadan kalkmasını istiyorum. Gözlerindeki nefreti görebiliyorum. Avukat bey, hırslı adamları severim. Yaralı ve aşık bir adam her şeyi yapar. Aşk ihtirası da getirir. Ve sonunda tehlike çanları çalmaya başlar. Sen Sinan'a kaptırdığın Aylinciğini geri alacaksın. Ben de eski düzenimi. O herifin gebermesi için her şeyi yaparım. Aklınıza gelebilecek her şeyi. Güzel. Seni sevdim avukat. Seninle çok iyi anlaşacağız. Çok. Asya seni görünce çok sevinecek Sinan. Yıkılasın beni. Yıkılayamazsın ki.
iyi misin? İyiyim. Buraya girince hüzünlendim bir daha. O sert görüntünün altında bir çocuk uyuyor değil mi? Asya. Ali. Aa, abi geldi. Bize ne getirdiler acaba? Seni çok özledim Ali. Bize de getirmiş. Çok özledim seni. Ne hediye getirdin bize? Bir tane. Bunu alabilir miyim? Bak Sinan abi de seni görmeye geldi. Çok güzelmiş. Ben de bakacağım. Ben de bakabilir miyim? Nasılsın Asya? İyiyim. Görmeyeli ne kadar da büyük, güzelleşmişsin. Abi açabilir miyiz? Abi bakıcı açabilir miyim? Ben açacağım. Lütfen abi. Abi bize bakalım mı hediyelere? Abi biz de hediye alabilir miyiz? Lütfen abi, ne oluyor? Hepsi sizlerin. İstediğinizi alın. Yaşasın, ne güzel hediyem. Yaşasın, yaşasın. Bak benim hediyeme. Ne kadar güzel değil mi? Bak benim hediyelerim de çok güzel. Al bakalım Ali'ciğim. Bu senin. Bu da senin. Bak Esmer hediyeme. Allah Allah. Al bakalım. Al canım. Al yavrum, hadi senin bu da. Ne oldu Ezo? Hadi sen de al. Güzel mi? Sana o bebeği şimdi getireceğim Ezo. Merak etme. Bekle beni burada. Sen de al. Ama çocuğum. Hediyeme ne kadar güzel değil mi? Hediyeleri değişelim mi? Bak bu senin olsun. Al canım, bu da senin. Bir sürü misket de veririm sana. Hayır, bunu istemem. Sen de. Bırak ya. Ya bırak. Ya bırak o beni. Ver şunu. Bırak. Ya bırak. Bırak. O benim de. Al Ezo. Bu bebek artık senin. Teşekkür ederim Esmer. Bu bebeği hiç yanımdan ayırmayacağım. Hadi aç bakalım. Sen de gel. Gel gel. Abi beni de götürebilir misin? Ay çok güzel. Abi beni de götürsene. Abi ne olur beni de götür. Çok güzelmiş bu da. Ben de gitmek istiyorum. Ben de şey getireyim. Senin hediyen de çok güzelmiş. Asya'cığım. Söz veriyor musun? Bir daha yapmam. Şu ileride duran kadın mıydı? Korkma, söyle hadi. Tamam canım, hadi gel bakalım. Hadi odana. Sen ne hakla, ne hakla bu çocuklara kötü davranıyorsun? Bana mı söylüyorsunuz? Sana söylüyorum tabii. Duymadın galiba. Sana çocuklara niye kötü davranıyorsun dendi. Ne istiyorsun bu küçücük savunmasız çocuklardan ha? Gücün onlara mı yetiyor? Cevap ver, konuşsana. Bunlar mı şikayet etti beni? Bu çocuğa mı inanıyorsunuz? Terbiyesiz. Bana bak.
Bir daha bu çocuklara dokunursan, elini sürersen seni mahvederim. Şikayet edeceğim seni. Bu çocukları sana emanet etmelerine izin vermeyeceğim. Ne oluyor? Bir dakika lütfen. Bu kadını nasıl tutarsınız burada? Çocuklara nasıl davrandığını bilmiyor musunuz? Efendim ben... Kapa çeneni, sus. Çalışanlarınızı takip etmiyor musunuz siz? Çocuklar bu kadının kendilerine eziyet ettiklerini söylüyor. Bu kurumda böyle şeyler olamaz. Ben buna izin vermem. Ne yaptıysa öğreneceğim ve işine son vereceğim. Sakin olun lütfen. Buyurun odama geçelim. Sizi temin ederim ne gerekiyorsa yapılacaktır. İfadesini alın ve işine derhal peki son verin. Neler olduğunu anlatın bana. Şey, aslında ben hiçbir şey yapmadım. Çocuklara öyle şikayet etmişler. Evet, her şey tamam. Hayalcim. Hayalcim. Hadi kalk bir tanem. Kahvaltı hazır. Günaydın Yasemin abla. Günaydın canım. Hemen kalk yüzünü yıka. Sana nefis bir omlet yaptım, soğutma. Bayılırım omlete. Giyinip hemen geliyorum. Gelirken babanı da uyandır, tamam mı bir tanem? Tamam. Çabuk ol, omlete soğuyacak ha. Tamam Yasemin abla. Bekliyorum. Günaydın. Günaydın. Hemen otur masaya. Ne güzel şeyler hazırlamışsın böyle. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Günaydın canım. Günaydın babacığım. Geç bir tanem, otur hemen. Bak, sana taze portakal suyu sıktım. Teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle güzel bir kahvaltı etmemiştim. Güzel kızım benim. Rahat uyudun mu bari? Çok. Deliksiz uyumuşum. Timur, Hayal sana geldi mi? Evet, burada. Oh, çok şükür. Yoksa buraya geldiğinden haberin yok muydu? Bir şey söylemeden pencereden çıkıp gitmiş. Ha, meraktan öldüm. Ben Hayal'i telefonu alabilir miyim Timur? Senin haberin olmadığını bilmiyordum. Yoksa arardım. Veriyorum Hayal'e. Oh. Annen arıyor. Üstelik buraya geldiğini söylememişsin. Çok telaşlanırmışsın annen. Konuşmak istemiyorum. Evet. Gayet iyi görünüyorsun Fatoş anne. Turp gibisin, turp. Hemşire hanım, temizliğe dikkat ediyorsunuz değil mi? Hastaya günde iki kez bakım yapılmasını istiyorum. Merak etmeyin. Benden bir şey istiyor musun? Hadi. Eğer bir isteğin varsa parmağını oynat. Hadi anneciğim. Yine geleceğim, tamam mı? Ali? Senin ne işin var burada? Ben sana aynı şeyi sormalıyım. Annemi görmeye geldim. Haklısın. Tabii ki. Ben de gidiyordum zaten. Nasılsın anneciğim? Ali, sen pek iyi görünmüyorsun. Neyin var?
Bir şeyim yok. Hasta mısın? Ateşin mi var? Yok bir şey dedim. Bana annemmişsin gibi davranma. Sen sarhoşsun. Ali, neden anlatmıyorsun? Anlatmamı mı istiyorsun? Anlatayım mı? Sana olan duygularımı biliyordum. Bile bile gözümün önünde onunla birlikte oluyorsun. Ali, ne diyorsun sen? Siz bir çift oldunuz. Mutlusunuz. Ben yapayalnızım. Kimsesizim. Anlıyor musun beni? Tamam canım. Tamam. Tamam Ali. Konuşalım olur mu? Sen benim için çok değerlisin. Süleyman, bu ne hoş sürpriz. Beklemiyordum. Değil mi? Beklemiyordum. Hele böyle bir karşılamayı hiç beklemiyordum. Artık bardağı taşırdım. Nasıl cüret edersin? Kadınıma el uzatmaya nasıl cesaret edersin? Oho, bakıyorum da Rosa seni iyi doldurmuş. O bize zarar veren haini saklıyordu. Artık maksadını aştım. Herkese zarar vermeye başladım. İnfaz anın geldi. Elveda, Niran.